Ne oldu mu? Benim adım Yusuf Ziya Kara. Sorca Mahallesi'nde doğup büyüdüm. Çiftçilikle uğraşıyorum sadece. Dışarıda gidiyoruz çalışmaya, gurbette falan. Nereden başlıyoruz? Öncelikle bu işi bilmeniz lazım. Ondan ziyade biraz riskli bu karpuz ekmek. Zararı var, şey var, çökmesi var, çatlaması var, her şey var. Onun için biraz cesaretli olmak lazım bu iş. Tarlada onun çapasını yapmak lazım, gübresini, suyunu düzenli vermek lazım. Onun için yani titizlikle bakmak lazım, yani bir çocuk gibi bakmanız lazım. Şimdi ilk önce bu naylonu seriyorsun. Naylonla birlikte damlama seriliyor. Ondan sonra fidemizi ekiyoruz. Ondan sonra sulamaya, gübrelemeye başlıyoruz onun için. Ondan sonra kendi kendine oluyor zaten. Ondan sonra umut varsa şeyde, karpuzda, tarlada, işte kurumasa bir daha suluyoruz, bir daha gübre veriyoruz. İkinci ürün diye bir şey var, ikinci ürünü alıyoruz. Olmasa zaten sülüp gidiyoruz yani, kapatıyoruz sezonu. Karpuz sıcak havalarda olur. Sıcak olmasa karpuzun ne tadı var ne de bir şekli var, büyür yani. Küçük kalır, diğerleri de hep çatlar matlar. Yani. Karpuz zaten bizim bu bölgemize yeter zaten anca. Anca bizim bu bölgemize yeter. Onun için bizim karpuz fazla dışarı çıkmıyor yani. Karpuz seçmek için onun ayna diye bir şey diyoruz, ayna. Ayna çıkarsa o karpuza, karpuz hem tatlıdır hem çok lezzetlidir yani. Sararacak, böyle bir yuvarlak gibi sararacak. Evet. Şimdi tarlada karpuz geçen haftaya kadar da şeydi, 10'du, 11 liraydı. Şimdi bir haftadır düşmüş yani. 5 liraya kadar düşmüş yani şu an. Zar zor kurtarıyor yani, böyle giderse kurtarır, az çok şey olur, zararını kapatır yani. Mazot sorunu var. Mazot pahalı olduğu için herkes onu diyor da. Yani mazot pahalı olduğu için bizim çiftçi mazur kalıyor. Biz mazotu şeyden alıyoruz. 42 liradan sürüyoruz burayı. Onlar da gelip alıyor. Oradan markette vatandaşa pahalı satılıyor yani. Susular kesiliyor. Susuz kalıyor. Bazıları kuruyor. Bazıları sararıyor. İşte o sıkıntılara giriyorsun. Her şey oluyor yani. Her bir şey var yani. İyi bir karpuz almak istiyorsanız çizgileri bembeyaz olacak. Bir de bir küçücük bir ayna oldu mu, sararma aynası. O öyle çok iyi olur. Ben Mehmet, 20 yaşındayım. Kendimi gördüğüm göreli ailemle beraber çiftçilikle uğraşıyorum. Öncelikle sonbahar ayında tarlamızı sürüyoruz ki önceki senemize hazırlık olsun diye. Ondan sonra gerekli gübreleme işlemlerini yapıyoruz ve torbada ekiyoruz bizler. Çünkü havamız Nisan ayında ektiği için ama havamız nemli olduğu için ondan dolayı torbada ekmemiz gerekiyor. Evet. Torbada torbalarımızı seriyoruz ve fide siparişimizi veriyoruz önceden. Fidelerimiz geldiği gibi de ekim ekiyoruz gününde. Aylar boyunca emek veriyoruz ama tam son hasat zamanından 10 gün öncesine bakıyoruz ki emeğimiz çöp oluyor. Yani zarar, kar etmemiz gerektiği bir şeyde artık zarar etmeyelim diye çabalıyoruz. Yani şu an görüyoruz, şu an ben hiç tarladan hiç girmeyeyim, çatlak meydanda. Açıkçası biz de pek bir bilgi sahibi değiliz. Yani gerek getirdiğimiz mühendisler olur, gerek getirdiğimiz bilir kişiler olur. Evet. Pek bir bilgi sahibi edemiyoruz. Çünkü onlar da bilmiyorlar. Bilgi sahipleri değiller. Bilmiyorum artık ama bize pek bir bilgi vermiyorlar. Ama bize önerdikleri bütün yaşlara deniyoruz, kullanıyoruz. Pek bir sonuca varamıyoruz. Tek sonuç bizim zararda olduğumuz gösteriyor. Şimdi haşere diye bir şey var tam yapraklama döneminde. Evet. Haşere diye bir hastalık var. O haşere hastalığından kurtarmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, sararma oluyoruz havadan dolayı. Ondan dolayı nasıl diyeyim, köküne toprak ekmeye çalışıyoruz ki ürünümüz bir an önce o soğuktan kurtulup tekrar eski haline dönmeye çalışıyoruz. Evet. Ne bileyim, genelde su patlamaları oluyor. Evet. Ürünümüzü sulayamıyoruz. Şimdi karpuzun iri olmasına önem göstermesi gerekiyorken bir taraftan da sararmamış olması lazım. Evet. Sararmamış karpuzda daha iyi olmuyor. Tadı bozuluyor. Yani nasıl diyeyim, bizim ekonomik şartlardan dolayı biz karpuzu tamamen o gün yiyemiyoruz. İkiye bölüyoruz, dolaba bakıyoruz ama dolapta dayanmıyor. Yeşil karpuz alsa mesela, adam dolaba koysa bir hafta sonra da ise tat fazla değişimi olmuyor. Ama sarı karpuz alsa 1-2 gün içerisinde tat değişimi olacaktır.